Herkes kendisini düşünüyor elbette geçmişte neler yaptı neler yapmadı nerede durdu insafsız eleştiriler karşısında zaman zaman kendimde tutamadığım oluyor kusura bakmayın çok fazla kendimden söz ettiysem. Kanal D'de muhabirlik yapıyordum Mehmet Ali Birand'ın yanında Ankara Büro'da temsilcimiz Mehmet Akarca'ydı. TRT kökenli bir sunucu. Anavatan Partisi döneminde milletvekilliği yapmışlığı da vardı. Sonra Mehmet Akarca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından biri oldu. Sarayda görev yaptı uzun yıllar boyunca dün istifası istenen isimlerden biriydi. Yine aynı şekilde Ayşenur Bahçe Kapılı AKP'nin kuruluşunda emeği geçmiş isimlerden biridir. Hatta anayasadan Türklük kavramını çıkarmalıyız önerisinin de ona ait olduğu söylenir. O da danışmanlıktan affı istenen, istifası istenen isimlerden biriydi. Böylesi daha şık olur diye düşünmüşler. Hani biz görevden almayalım da siz istifa edin. Bir yenilenme, bir değişim şart diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakın bunu bu ülkede 20 yılı aşkın süredir seçimleri kazanan partinin en güçlü ismi, Türkiye'nin en güçlü ismi söylüyor. Değişim şart diyor ve görevden aldığı danışmanları var. Görevden istifasını istediği danışmanları var. Fakat o danışmanların arasında Yiğit Bulut yok. Ki Yiğit Bulut biliyorsunuz dolarla ilgili, dövizle ilgili tahminleriyle meşhur. O hala sarayda. O hala ekonomiden sorumlu danışman. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası kabinede yaptığı değişimi Beştepe'de taşıdı. 15 baş danışmanından 14'ünün görevine son verdi. Kararname yerine istifa mekanizması uygulandı. Bu eleştirmek için bu kurumları da görevden ayrılan isimlerin çoğu uzun yıllardır Erdoğan'ın en yakınında bulunan demir çekirdek ekibinden. Bu nedenle görevden alma yerine istifa mekanizması işletildi. Gazeteci Hande Fırat danışman değişikliğinin ayrıntılarını köşesine taşıdı. Kaldıracağız. Buna göre Erdoğan söz konusu 14 ismi tek tek arayarak istifalarını istedi. Görevden almalarının gerekçesi olarak da gençleşme ve değişim arzusu işaret edildi. Kırgınlık olmaması için bir aile olunduğunun da altı çizildi. bu hasbi muhabbetin manası. Erdoğan'ın istifalarını istediği isimlerin çoğu 65 yaş ve üstü isimler. Hande Fırat bu isimlerin cumhurbaşkanlığı politika kurullarındaki görevlerinin devam edeceğini yazdı. Ağustos 2015'te ilk. Erdoğan'ın istifasını istediği isimler arasında 2014 yılından bu yana ekonomi başlanışmanı olarak görev yapan Yiğit Bulut'un olmaması ise dikkat çekti bulutun faiz indirimleri ve kur krizi yaşandığı dönemde politikalarda etkili olduğu değerlendiriliyordu. Sistemini... Erdoğan'ın görevden aldığı danışmanlar arasında anayasadan Türklüğü çıkaracağız diyen Ayşenur Bahçe Kapılı da var. O isim 24 saatte olmadan Türksel'in yönetim kurulu üyeliğine atandı. Listede yer alan önemli isimlerden biri de Erdoğan'a Arap ülkelerine yaptığı ziyaretlerde eşlik eden Sefer Turan. Başdanışmanlık görevinin yanı sıra ziyaretlerinde Erdoğan için Arapça tercümanlık görevini de Turan gerçekleştiriyordu. İstismarını yapacak. Liste'nin en dikkat çeken isimlerinden biri Fahri Kasırga. 2018'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev yapan Kasırga'nın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından alıkonulduğu açıklanmıştı. Kasırga Erdoğan'ın demir çekirdek ekibinde yer alıyordu. Beştepe ile yollara ayrılan bir diğer isimse ise İsrafil Kışlı oldu. Üçüncü dönem milletvekili olarak görev yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanan Kışla, Bilal Erdoğan'a yakınlığıyla biliniyordu. Helallik istemek bizim zafiyetimiz değil. Erdoğan'ın yollarını ayırdığı isimler arasında hazırladığı bitkisel küllerle tanınan Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu da bulunuyor. 2015 yılından bu yana Beştepe'de görev yapan Saraçoğlu, Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili yakından ilgilenen bir isimdi. Bugün Özgür Özel tam tersine kendi evladımızdır ve birilerinin önüne atılmamalıydı. Sezgin Tanrıkulu dedi ve büyük destek verdi. Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu'na önce o sözleri bir izleyelim. Bu asla bir aktörün paylaştığı 35 saniyelik videoya paldır güldür onlarla yarışarak tepki vererek değil, işin doğrusu gerçeği araştırılıp kendi evladımız birilerin önüne atılmadan yapılır. Günlerdir hedefteydi. CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özgür Özel sahip çıktı. Özel'in evladımız dediği isim Sezgin Tanrıkulu. Üzüntü verici olan bu kampanyanın bu hale dönüşmesine bizim aktrollerin, AK Parti sözcülerinin, AK Parti'ye müzahir kalemlerin hedef göstermesiyle o kısa videoyu izleyerek çanak tutan, katkı veren yaklaşımdır. Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her eleştiriden azade olmadığını, sorguladıkları konular olduğunu söylemişti. Faili meçhul cinayetlerden örnek verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi mahkum ettiği iki davaya da gönderme yaptı. Bu açıklamalarından sonra hakkında jet hızıyla soruşturma başlatıldı, fezleke düzenlendi. Gerekçe devletin kurum ve organlarını aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması. Bugün... Bu ülkede Tanrı kuluna ilk tepki gösterenler arasında CHP sözcüsü Faik Öztrak vardı. Öztrak milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez dedi. Verin Suç işlemeyin. Benzer bir açıklamada CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldi. O konuda parti sözcüğümüz görüşümü alarak e, düşüncelerini açıkladı zaten, kamuoyunu açıkladı. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal olarak hedef alınmasını asla doğru bulmayız. Erdoğan'ın açıklamaları daha sertti. Tanrı kulunu terörist olmakla suçladı, hedef gösterdi. Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Benim kahraman askerime, Mehmetçiğime nasıl laflar atıyor? Nasıl hakaretler ediyor? Herhalde televizyonlarda izlediniz. Bunlara gereken dersi devlet olarak da, yargı olarak da bizim verme mükellefiyetimiz var. CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özgür Özel'in yaklaşımı tamamen farklıydı. Tanrı Kulu'nun konuşmasının bir kısmının paylaşıldığını söyledi, açıklık getirdi. Kendisinin bahsettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı 1980'lerin hepimizin uça utanç doyduğu ve Kürt sorununu kronikleştiren, en derin hale getiren o utanç döneminde bazı TSK mensuplarının, utanç duyulacak bazı mensupları. Helikopterden attıkları köylülere ilişkin bir karardır. Genel kayıt yerine sadece TSK bu köylüleri atmadı mı kardeşim kısmı verilmiş ve büyük bilinç kampanyası başlamıştır. Özel partisindekilerin tutumunu da eleştirdi. Partimizin görüşleriyle bağdaşmayan, eleştiriye açık ya da parti içinde sorulacak ve soruşturulacak ifadeleri olabilir. Gereği de yapılabilir. Ama bu asla bir aktrolün paylaştığı 35 saniyelik videoya paldır güldür onlarla yarışarak tepki vererek değil işin doğrusu gerçeği araştırılıp kendi evladımız birilerin önüne atılmadan yapılır.